Evet biliyorsunuz seçimden sonra bir podcast yapmadım. Genelde gündemde önemli bir olay olduğu zaman onunla ilgili hemen güncel bir podcast yapardım ve benden de istediler zaten ama düşündüm arkadaşlar. Seçime kadar zaten hayvan gibi çok siyaset konuştuk ve söylenecek bir şeyin kalmadığını fark ettim. Söylenecek her şeyin 31 Mart seçimlerinden sonra söylediğimi fark ettim. Kaybettiği için üzülen AKP'liler diye bir mini podcast'im var. Ona bakabilirsiniz. Şu an konuşacak olsaydım orada da konuştuğumun aynısını söyleyecektim. O yüzden gerek görmedim açıkçası. Zaten siyaset konuşa konuşa içimiz dışımız siyaset oldu. Şimdi seçimler bitti. Erken seçim olmadığı sürece iyi durumdayız. İktidar başlamış ya erken seçim bu millete zarar verir diye konuşmaya. Bence erken seçim olmasa daha iyi olur bizim açımızdan. Çünkü şu an hazır İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve AKP'den alınan diğer belediyeler... Buranın başkanlarına bir avantaj doğdu, bir şans doğdu. Bu dört sene içerisinde bu şansı değerlendirmeleri lazım ki adam gibi destek toplayabilsinler. En fazla 3 sene. Yani 3 seneden daha yakın olmamalı bence. 3 sene içerisinde gerekli çalışmalar yapılmalı. Hatta erken seçim bize yaramaz diye düşünüyorum ben. Daha Anadolu'ya gireceğiz çünkü daha bir sürü bıdırca var. Onların hepsine girilecek. Oradaki insanlar aydınlatılmaya çalışılacak oradaki insanlara mesaj verilecek. Bakın şu şu belediyeleri aldık, şu gelişmeleri değişmeleri yaptık ve sonuç olarak belediyeler şu şekilde iyileşti, düzeldi deme şansları var. Bakalım düzeltebilecekler mi göreceğiz. Tunç Soyer iyi gidiyor. Ciddi ucuzladı ulaşım. Hem birçok araçta 90 dakikayı getirdi. Olmayanlarda da getirdi yani. Bazılarında yoktu. Hem de benim en çok kullandığım saatlerde yarıya indirdi fiyatı. O yüzden benim için baya bir ucuzladı. Faytonları kaldırmış hayvanlara zulüm oluyor diye. Umuyoruz ki sokak hayvanların özellikle sokak köpekleriniz, başıboş sokak köpekleri çünkü çok fazla insan bundan şikayetçi. Bunları da adam gibi barınaklara koyar veya hiç olmazsa kısırlaştırma işini doğru düzgün halleder. İnsanların çevreyi kirletmesi büyük bir problem. Gerçekten bana aşırı batan olaylardan bir tanesi. Medeni ülkelere yakışır bir şehir olduğunu iddia eden İzmir'de bile sürekli gördüğüm bir olay. Beni yaşamdan, şehirden, ülkeden, her şeyden soğutan olaylar. Milletin plaja gidip yanı başlarında çöp kovası olduğu halde yere izmarit atması ve izmaritlerin dolması yani. Neden? Neden? Ve aynı şekilde yere çekirdek kabuklarının atılması, yanı başında çöp kovası olduğu halde. insan bazen bunu düşünüyor. Başımıza kimin geldiğinin ne farkı olacak ki diyorsun. Bu saygısız insanlar olduğu sürece diyorsun. Hatırlıyor musunuz 2013'te ümitsizken başka bir ülkeye gitmeyi düşünüyorum diye video çektiğim zamanda da bunu diyordum. Şimdi etrafa bakıyorum yönetim değişse ne olacak diye düşünüyor aslında insan. Bu saygısız insanlar yok mu olacak diye düşünüyor insan. Ama aslında doğru bir düşünce değil. Neden biliyor musunuz? Evet saygısız insanların çöpe çöp atmayı bilmeyen insanların biraz temiz hava almak için açık hava AVM gibi bir yere gitmeye çalışsak hemen sigara dumanla bizi boğan insanların olduğu insanların çoğunluğunun maalesef sigara tarafından esir alındığı bir toplumda ne değişir ki diye düşünüyorsunuz. Sonra şunu düşünüyorum. Seneler önce, seneler seneler önce Atatürk'ün döneminde arkadaşlar insanlara tek eşlilik şeklinde bir şey söylediğiniz zaman yani bunun muhabbetinin bile açılamadığı bir dönemdi. Yani şu anda camileri kaldıralım gibi çok abartı bir şey söylemek gibi idi. Aynı şekilde laikliği getirmek, aynı şekilde harf devrimi birçok şey Hani hep diyorlar ya Atatürk için işte diktatördü, faşistti, hiç demokratik değildi. Halka zorla yaptı. Bir yandan da düşünüyorsun şu an içinde bulunduğumuz durumda ne olması lazım? Maalesef arkadaşlar bu bir gerçek. Eğer biz medeni ülkelere yetişmek istiyorsak o zaman bazı dayatmalar da olmalı. Önemli olan bunun nasıl yapılacağını bilmek. Neden? Şu anda belki var olan herkes tepki gösterir. Şöyle çok aşırı bir kanun söyleyeyim. Açık alanda mesela sigara içmek yasak veya kamu alanında insanların yürüdüğü yerlerde sigara içmek yasak. Şu anda böyle bir şey olmasını teklif etsem ne olur benim kendi seyircilerim bile linç eder beni değil mi? <laughs> ya da başta olsam ve desem ki böyle bir kanun koyacağım. Yani çoğu insan linç eder beni. Ama şunu düşünün. Bunu bir şekilde öyle ya da böyle oldurursanız bir sonraki kuşaklar, iki sonraki kuşaklar artık sigara müptelası olmayacağı için sana bu sefer teşekkür ederler. Çünkü derler ki bak iki kuşak önce yerler ne kadar kirliymiş. Sigara izmaritleri, çekirdek kabukları. Ancak öyle yaptırımlar getirilmiş ki artık bunu yaşamak zorunda değiliz. Ta Atatürk'e kadar gitmeye gerek yok arkadaşlar. Benim küçüklüğümde de belediye otobüslerinde sigara içiliyordu. Herhangi bir yere maç seyretmeye, bir kafeye gittiğin zaman içeride sigara içiliyordu. Şu an farkındayım bazı yerlerde içiliyor gizlice ama. Arka arkaya gelen yasalarla bilgi kuşak içinde şu an artık otobüsün içinde sigara içmek gibi bir şey düşünülemez bile. Ama o zamanlar şehirler arası otobüslerin içinde bile vardı. Küllükler vardı. Restoranlarda kapalı alanlarda içiliyordu. Rahatsız oluyorum deyince olma deniyordu. Çünkü biliyorsunuz bazı sorunları yok saydığınız zaman o sorunlar gidiyor gibi düşünüyor insanlar. Ve ben bunun konusunu ne zaman açsam tepki gösteren insanlar da hiçbir zaman sigara içmeyenler değil. Her zaman için sigara içenler. Başka bir de işe insanların rahatsız olup olmadığını rahatsız eden insana sorarsan tabii ki tepki gösterir. Adamın derdi değil ki senin nefes alıp almaman. O yüzden e-sigara diyorum ya neden? E-sigara çok süper zararsız bir şey olduğundan değil. Ama en azından orada adam yapıyorsa kendine yapıyor. Ne yeri kirletiyor ne de senin nefesine engel oluyor. O yüzden e-sigara diyorum ben. İnsanlara tabii ki tavsiye etmiyorum. Yani hiçbir şey içmeyen kişiye tabii ki e-sigarayı tavsiye etmiyorum. Ama içenler en azından ona geçtiği zaman en azından ne yapıyorlarsa kendi kendilerine yapıyorlar. Ne olacak? Plajlara bekçiler dikilecek. Zaten şu an bekçi denen bir şey var. Birer tane plajları dikilecek. Yere çekirdek attığın zaman para cezası kesilecek. Şu anda 31 liraymış. Neden o 31 lira bilmiyorum. Espri olsun diye mi öyle yapmışlar? 31 lira cezası var. Tak 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 hemen kesilecek. Çevre Bakanlığı'na mesaj attım. Mail attım. Mail ulaşılmadı diyor. Adamlar ne oldu? Bakanlığı kapatıp gittiler mi acaba tatile falan? Sonuç olarak arkadaşlar ben yenilgiyi kabul etmiyorum. Geçen sene çok mücadele ettik. Belediyeyle konuştuk. Söyledikleri şemsiyelerin yanına çöp kovasını koyarız ama koysak da nasıl yere atacaklar. Ya sen koy abi. Sen baştan yenilgiyi kabullenmişsin yani. Sen koy. Bu sene en azından onu koydurttuk. He bazı yerlerde gene yere atan ayılar var. Ama en azından bakıyorsun bazı yerlerde çöp kovaları da dolu. Demek ki insanlar da varmış yani. Çekirdekler organiktir, plaja atılabilir. Mantığı saçmadır. Çekirdekler trekkinglerde trekking patikalarına bile atılmamalıdır. Bunları anlatamıyoruz. Evet organiktir ama çekirdek kabuğunu görünmeyen bir yere atman lazım. Neden? Çünkü nasılsa doğa onu yok eder deyip herkes atarsa bu sefer dağa çıktığın zaman dağ yolu gene çekirdek kabuğu oluyor. Seninkini yok edene kadar başkaları atmış oluyor çünkü. Öyle yapar ya dağcılar mandalina kabukları, çekirdek kabukları falan. Ama görünmeyen yere atmanız lazım. Sonuç olarak arkadaşlar 2012'deki, 2013'teki umutsuzluğumuz ile yani siyasi olarak bir de bugün düşünün. Aynı şekilde evet çevremizde bu kadar saygısız insan var. Umutsuzluğa kapılabiliriz ama kapılmamak lazım. Daha önce bu insanları eğitme konusunda kazanılmış olan zaferleri düşünmemiz lazım. O yüzden ben pes etmeyi reddediyorum. Sürekli bu konuyu konuşmaya devam edeceğim. Çok imkansız olamayacak bir şey değil. Hemen şurada ayak üstünde bile bulduk çözüm yani. O bekçi dediğimiz arkadaşlardan birer tane plajları ya da çevre kirliliği olan yerlere konulacak. Tabii ki oralara tabelalar da konacak. Çevreyi kirletmenin cezası şudur diye. Bu parayı tahsil edemezsin diye düşünebilirsiniz. Abicim sen adamın TC kimliğini aldıktan sonra her türlü tahsil edersin. Merak etme. Adamın her noktada çünkü sana eli mahkum. Bunun haricinde e sigaralara destek olunabilir. Bunun haricinde çekirdek biliyorsunuz sokakta çekirdek satan kişiler var. Onlara külah zorunluluğu getirilebilir. Yani çok aşırı imkansız şeyler değil. Bilmiyorum bence 3. köprü yapmaktan ya da 3. havaalanını yapmaktan daha kolay olmalı. Ben inanıyorum. Çevre Bakanı tanıdığınız varsa yollayın bu podcast'i. Hiç Çevre Bakanı tanıdığınız var mı? Belediye Başkanı tanıdığınız varsa yollayın. Neden bu kadar batıyor bana biliyor musunuz arkadaşlar? Hep Vancouver'dan falan bahsediyorum ya. Vancouver'un sahilleri aslında tırt. Seattle'ın da göl sahilleri var. Onlar da tırt. Sahil olarak tırt. Neden? Doğal güzelliği yok bizdeki gibi okyanus olduğu için Paso Yosun, Batak, Matak böyle. Çok güzel yapmışlar. Oları çok güzel park yapmışlar. Yemyeşil yapmışlar. Doğal güzellik o kadar olmadığı halde oraya gitmek istiyorsun. Bizim buraya bakıyorsun. Doğal güzelliğimiz var. Müthiş doğal güzelliklerimiz var. Ağzına sıçıyoruz. Halk olarak doğal güzelliklerimizin ağzına sıçıyoruz. Ve dediğim gibi ben pes etmeyi kabul etmiyorum. Daha önce düşündüğüm gibi siktir et abi biraz işte para kazanalım gidelim başka ülkeye başka ülkenin vatandaşı olalım. Oranın olalım. Evet eminim ki başka bir ülkeye gitsek atıyorum sallıyorum şu anda. Japonya'ya mesela gitsek belki de bir bakacağız. Aa, adamlar temizlik titizlik konusunda bizim kadar duyarlı. Aa edeceğiz? ne güzel burada. Güzel insanlar var mutluyum. Hayır bizim burada da olabilir. Bizim burada da yapılabilir. Daha önce yapılamaz denilen şeyler yapıldı. Ben başta olsam benim yapacağım şeylerden bir tanesi de arkadaşlar. Yani yeni kanun çok fazla koymam zaten var olan kanunların üstünden gitmeniz bile yeterli. 18 yaşından küçükleri şu an sigara satmak yasak değil mi? Gerçek anlamda 18 yaşından küçükleri sigara satanlara torbacı muamelesi yaparım. Hatta yem olarak 18 yaşından küçük kişilere böyle bakkal bakkal gezdirtip sigara aldırtmaya çalışırım. Sigara veren varsa hemen basarım cezayı. Veyahut temin etmek yani bir büyük alıyor ve gençlere veriyor. Bunlar yakalandığı anda, bunlar görüldüğü anda direkt torbacı muamelesi yaparım. Bak o zaman sigara bitiyor mu bitmiyor mu? Kaç tane insan aklı başına geldikten sonra sigaraya başlar? Evet var başlayan ama kaç tanesi başlar? Yüzde kaçı? Şu an belki hayal gücümüzü aşıyor olabilir. Biz hep bunu normal olarak bildiğimiz için. Avrupa'da çok sigara içiliyormuş. Doğrudur. Ama Amerika'ya gittiğim zaman Seattle ki keşlerin mekanı derler. Harbiden öyle. Keşlerin mekanı da olsa sokakta sigara içen gördüğümü... Ya illa görmüşümdür ama şu an hatırlamıyorum. E-sigara içen görmüştüm ama. Vancouver'da ise orada da gene 10 gün civarında şehri gezdik yani. içini dışına getirdik. Abartısız bir kere gördüm. Sadece bir kere gördüm sigara içen insan. Demek ki ya evlerinde içiyorlar, kamu alanında içmiyorlar ya da aşmışlar o olayı. Ciddi ciddi bu konuda bir mini belgesel gibi bir şey çekmeyi düşünüyorum.